Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâ'l-hayri ve lâ asîrâ. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah. Ve kullu bid'atin dalâleh ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. Arba'un hakkun alallahi avnuhum. El gazi vel mütezevviç vel mükateb vel hac. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El Ashab etbaları Rıdvanullahi Teala Aleyh Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler Rahmetullahi Aleyh Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçin el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ve eşrefü zühdi en teskune kalbuke ala ma ruzikta. Zühd, dünyaya metelik vermemek. Dünyayı edinmemek demiyorum bakın. İslam'da dünyayı edinmemek yoktur. Aksine dünya edinmek vardır. Ne demek? Zekat ver diyor Allah. Kim verir zekatı? Dünyalı olan verir, zengin olan verir, malı mülkü olan verir. Hacca git diyor. Türkiye'den hacca gitmek için kim gider? Parası olan gider. Onun için zenginlik kötü değil İslam'da. Evet. Hazreti Osman radıyallahu anh biliyorsunuz. Tebük seferine çıkıyor Peygamberimiz. Son seferidir. 30 bin kişilik ordu toplanmış. Davet etmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihada. Çünkü Bizanslıların, Bizans ordusunun Medine'yi basacağını, İslam devletini yok edeceğini, böyle planı olduğunu, projesi olduğunu istihbaratıyla Peygamberimiz öğrenmiş. Hemen cihada çağırmış. 30 bin kişi toplanmış. Devletin 30 bin kişiyi teçhiz edecek, donatacak gücü yok, mali gücü yok. Hazreti Osman çok zengin adam. O zaman için en kıymetli şey 1000 altın. Getirmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüne yığıvermiş. Efendimiz çocuklar gibi sevinmiş. Çünkü sahabi geliyor diyor ki hazırım canımla diyor ya Resulallah. Başka bir şeyim yok, potinim yok, silahım yok, okum yok. Ama Allah yolunda cihada hazırım geldim. Bir ona bakıyor, bir devletin kasasında para yok, onu düşünüyor. Böyle sağına soluna bakınırken Hazreti Osman 1000 altın göndermiş. Evet. Çocuklar yığmış önüne, eliyle böyle savuruyor altınları. Sağına soluna. Gafarallahu leke ma esrarte ve ma alente. Ma tekaddemte ve teakharte. Evvelce yaptın, sonra yaptın. Gizli açık ne yaptıysan hepsine bu bedel ya Osman diyor. Bu ağzından dökülmüş. Öyle bakın parayla oluyor bu iş. Gizli açık. Evvelce ve sonra ne yaptıysan yapacaksın hepsine bu bedel. Zenginlik budur. Şu güzel cami para olmasa neyle yapılır? Değil mi efendim? Dünyada herkes hayran kalıyor. Evet. Bakın burada bir diyoruz. Köşede ne kadar güzel duyuluyor. Halbuki burası rahat 12 bin kişi alıyor.
15-20 bin kişi sıkıştığı zaman alıyor içerisi. Yaptığı zaman bu minbere çıkmış Mimar Sinan nargile içiyormuş. Sofular şikayet etmişler. Kanunu pür hiddet gelmiş. Bu ne hal demiş. Padişah Hazretleri demiş, baksana nargilenin tıkırtısı ta köşeden duyuluyor. Onu kontrol ediyor. Şu mimari, şu ayarlama işi. Bir santim geniş olsa diyorlar, Uluslararası Mimarlar Kongresi'nde söyledikleri bu. Evet, bir santim şu ölçüler yüksek olsa duyulmaz. Bir santim eksik olsa yine duyulmaz. Nasıl ayarladın bu kıvrımları? İçerisinde de hiç lüzumsuz yapı yok diyorlar. Süs uğruna lüzumsuz yapı yok. Çürük asla yok. Ama buna rağmen en güzel, en muazzam düzenli, ölçülü. Nasıl buldun bu ölçüyü diyorlar. Bugünün ilim adamları bu kadar alet edevat varken, teknoloji ileriyken böyle söylüyorlar. Böyle güzel bir camiyi dünya görünce hayran oluyor. İslam'ın en güzel propagandası bu. Evet, Roger Garodi bunlardan Müslüman oldu. Komünist Partisi Genel Sekreteriydi. Dinsiz bir herifti Fransa'da. Bunu insan aklı yapamaz dedi. Selimi'ye baktı, Süleymani'ye baktı. Allah'ın lütfu olmasa dedi, bu olmaz. İmanı oradan geldi adam. Şimdi de durmadan bu konuda güzel şeyler veriyor. Emri maruftur bu dünyaya, İslam'ı, İslam budur. Evet, bakın adamın hidayete ermesinin sebep oldu. İşte böyle, böyle, evet, şimdi dünyaya metelik vermemek, züğüt bu. Ne demek? Tapmamak. Evet, zenginlik güzel, bu şekilde güzel ama. Gerektiğinde haber vermemek, veri vermek. Paraya tapmamak gerekiyor. Tapmak yanlış. Yoksa para var, gerektiğinde hacca gidiyorsun, fakir fukarayı giydiriyorsun, aha böyle güzel camiler yapıyorsun, hastaneler yapıyorsun, hanlar, hamamlar yapıyorsun, köprüler yapıyorsun. Hala dünyaya o kaç senedir yıkılmamış, meydan okuyor. Modern teknoloji çok ileri falan diye övünüyorlar. Yaptıkları 10-15 sene sonra yıkılıyor. 1000 senedir, 1400 senedir hala ayakta. Nasıl yapmış? Evet, bunlar çok önemli şeyler. Bunlar hep güzel zenginlerin sayesinde olmuş. Zenginlikle olmuş. Gerektiğinde ver vermek, dünyaya metelik vermek, vermemek. İşte bu isteniyor. Buna züht deniyor, züht. Ne kadar zengin olursan ol, kalbinde mal sevgisi yok. Para sevgisi yok, hırsı yok, paraya tapma yok. Gerektiğinde hiç rahatsız olmadan, verirsem acaba falan demeden çok rahat verivermek. Bu isteniyor, buna züht deniyor. Dünyaya tapmamak. Küllüme, evet, küllüme elhâke an mevlâke fehuve mevlâke. Dünya böyle para demek değil. Altın, gümüş biriktirmek değil. Dünya nedir? Seni Mevlam'dan alıkoyan şeydir. Zengin olunca namaz unutuluyor. Zekat vermek hiç aklına gelmiyor. Kolay kazanılmıyor ki para. Bu kadar gece gündüz çalıştım, zorlandım, uykusuz kaldım, kazandım. O tembel heriflere mi vereceğim ya paramı? Evet, öyle diyen çok biliyorsunuz. Güçsün, yüz bulsun. Yok, bu öyle demiyor. Benim zekatımı aldığı için teşekkür ederim. Teşekkür borçluyum diyor. Öyle Müslüman zekatını aldığı için, kabullendiği için, evet, malının kiri. Zekat almak o da basit değil ki. Malın kiri o, verilen şey. Malı temizleyen şey. Püsürüğünü alıyorsunuz, arısı kalıyor. Onu almak pek o kadar iyi değil ki. Zarureten caiz, alırsın, tamam, helal da iyi bir şey değil ki. Vermek şeref, beni aldığı için teşekkür borçluyum diyebilen insan. Ya bunu verirsem işte
ben bunu birkaç kere döndürürsem iki katını katlarım filan, hiç hesabını yapmadan çok rahat zorlanmadan verivermek. Bu zühttür. Dünyaya tapmamak budur. Evet öyle diyor. Allah'ın verdiği rızka razı oluyorsunuz. Bakıyor öteki en zengin adam olmuş. Kaç tane fabrikası var. Allah! Durduğu yerde rahatsız. Niye ben öyle olamadım, oraya ulaşamadım filan. Hiç onları düşünmüyor. Çok rahat. Elhamdülillah ala külli hal. Her durumda şükür Rabbim sana. Evet, şükür duygular içinde. İçi karıncalanmıyor. Öteki ileri gitti, ben geri kaldım. Hesaplarını hiç yapmıyor. Hiç umurunda değil. İşte zühdün en şereflisi budur. Allah'ın verdiğine gönlün mutmain, fazlasını istemiyor. Çalışıyor. Çalışmak Allah'ın emri. Vel neyse lil insani illa ma sa'a. İnsana çalıştığından başkası yoktur. Çok çalışan çok kazanır. Allah'ın kanunu budur. Çalışacaksın. Fatih çalışmasaydı İstanbul'u fethedemezdi. Bu adam yani sanıldığı gibi kanunu zevk-i sefa peşinde gözseydi, zevk-i sefa düşkünü olsaydı öyle kıtaları fethedemezdi. Cihat yapamazdı. Çalıştılar, uyumadılar, gayret ettiler. Allah da çalıştıklarının karşısını verdi. Aziz etti onları. Dünyayı dize getirdi. Öyle bir güç, kuvvet verdi. Evet, çalışmak Allah'ın emri. Ama çalışıp biriktirdikten sonra da ona tapmamak gerek. Kalbinde dünya sevgisi, makam sevgisi, para, mal sevgisi olmamak gerek. Allah sevgisinden başka sevgiyi oraya sokmamak gerek. Buna zühd deniyor. Allah'ın verdiğine hiç rahatsız olmadan razı olmak. Zühdün en şereflisi budur. Ve inne eşrefe mâ tüs'elu minallahi azze ve cel el afiye. Evet. Allah Zülcel Hazretleri yaradandır. Verendir. El mu'ti celle celalu. Verendir. Bazen de vermez. Mal onun, mülk onun, hakim mutlak o. İstediğine verir, istemediğine vermez. Yaradan o. Ol mu'ti, verendir. Evet. İstenir, istemek Allah'ın hoşuna gider. Kulun istemesi Allah'ın hoşuna gider. Çünkü istemek, ben acizim, beceremedim, sen büyüksün. İstenecek tek güç sensin. Ben bunu kabul ediyorum, kulluğumu kabul ediyorum, bana ver demek. İmanın özüdür, imanın özüdür. Allah onun için dua etmeyi, istemeyi sever. Evet, isteyeceğiz. Ama istenilen şeylerin en şereflisi nedir? İstenilen şeylerin en şereflisi diyor güzel peygamberimiz. Fiddini ve dünya vel ahira. El afiye fiddini ve dünya vel ahira. Dünya, dinde, dünyada, ahirette afiyettir. Allahümme inni es'elkel afve vel afiye. Vel muafati daima fi dini ve dünya vel ahiret. Duaların, istenenlerin en şereflisi bu duadır. Allah'tan dinde, dünyada, ahirette afiyet. Dinde bulunuyorsun ama imtihan dünyası bu. İslam aleminde ne kadar gruplar var, değil mi? Ne kadar gruplar var? Onların içerisinde ehl-i sünnet vel cemaat var. Aşırılıklardan uzak orta yol. Peygamberin sünnetinin yolu. Ashabın yolu. Aşırılıktan uzak. Ama herkes böyle mi? Kimisi şöyle diyor, kimisi böyle diyor. Kaç tane fırka var? Onlara fırakı dahalle deniyor. Onlar da biz iyi yaptık diye yapıyorlar, koşturuyorlar. Değil mi? İslam aleminde bir sürü gruplar var. Evet. Bu bir afettir. Aşırılık,
yanlış yola sapmak. Sen bu ehl-i sünnet yolu, orta yol, dosdoğru yoldasın. Bu selamettir. Hatalardan kurtulmaktır, emin olmaktır. Afiyet bu demek. Dinde, dinde selamet bu. Yanlış yola sapmamak demek. Çünkü adam öyle diyor. Bir defa namaz kılmasan kafir olursun diyor. O da var. Bir günah işlesen kafir olursun diyenler var, hariciler var. Bu afet değil mi? Bundan kurtulmak selamet değil mi? Afiyet değil mi? Sıkıntı, insanın başına dert açan bir gidiş değil mi bu? Evet. Bir günah işlersen ebedi cehennemdesin diyenler var. Onlar da biz de Müslümanız diyor. Aşırılık değil mi bu? Allah'tan başka kusuru olmayan var mı? Kim olursa olsun herkesin bir kusuru var. Beşerdir, şaşardır. İşte Allah boynu bükük, Allah'a sığınmış, iddia etmiyor. Böyledir demiyor. Öyle diyenler var işte, böyle aşırı gruplar var. Kaderiye, cebriye, mürciye falan filan diye. Bunlardan kurtulmak dinde. Adam diyor ki namaz kılamıyorum, oruç tutamıyorum. Kafamda öyle çirkin, pis şeyler dolaşıyor ki, kalbimden öyle kötü şeyler gelip geçiyor ki, rahatsız oluyorum, çıldıracağım neredeyse. Allah'tan afiyet dile. Nerede? Dinde afiyet. Böyle şeylerden salim olmak. Bu bir hastalıktır. İnsan rahatsız ediyor bak. Neydeyse çıldıracağım diyor adam bana, huzursuz. Dinde afiyet iste Allah'tan. Dünyada afiyet iste. Evet, adam çok zengin ama başı dertten kurtulmuyor. Adam en yüksek makamlarda ama başı dertten kurtulmuyor. Senin bir başın var, hoş işin var. Atıyorsun kafayı, mışıl mışıl uyuyorsun. O senin gözünü şeyin kamaştıran, yükseklerde uçanlara bir bak. Ne uyku var, ne dünek var, ne huzur var. Evinde bile şeysi yok. Dünyada da afiyet iste. Huzur. Sıkıntılardan uzak olmak demek afiyet. Dünyada da böyle. Bir sürü malın olmuş, makamın olmuş. Huzur olmayınca ne işe yarar? Ne işe yarar huzur olmayınca? Allah'tan dünyada da, dinde de afiyet iste. Ahirette de öyle. Kabir suali var, kabir sıkması var, mahşer sıkıntısı var. Evet, Allah korusun, cehenneme gitmek var. Bu da ahiret sıkıntıları bunlar da. Ya bunlardan kurtulmak, selamette olmak, afiyet. Onun için duaların en muhteşemi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en şereflisi dinde, dünyada, ahirette afiyet istemektir Allah'tan. Allahümme inni es'elkel afve vel afiye mel muafati daime fiddini ve dünya vel ahire. Duaların en muhteşemi budur. En şereflisi budur. Siz de onu istemeye devam edin buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.